Ben televizyonda bu resim tanıdım, burada çocukla resim... Lan ben de bu bakış almaya geldim. 200 ay oluyor. Önce de ben buraya işe geldi, çalışmaya. Ya işe alır mısın, bulur musun diye ki ben de sordum. Bu neydi oluyor falan dedi, böyle Türkçe konuşuyordun. Ben de yok dedim, git konfeksiyonda çalış. Buraya sana yaramaz dedim, almadım işe. Yok, istirade etmedi yani. Ha, gördüm, benim bildiğim gördüğüm bu. Tek başınaydın ha, tek geldi ha, tek. Denk geldik mi, yani yaklaşık bir 20-25 gün, belki bir aya da dayalı bir geçmiş. O zaman giyim tarzıyla, makyajıyla ağır bir makyaj yapardı. O şekilde dikkatimizi çekmişti. Ondan sonra da günübirlik gördük. Sürekli dükkanın önünden geçiyordu. Yani geçerdi bir 10 dakika, 15 dakika, belki yarım saat, sonra geri dönerdi. O kadar. Tavırları böyle dik bir yürüyüşü vardı. Yani kendinden emin, dik bir yürüyüş, havalı bir şekilde yürürdü. Çok bakımlıydı. Kendine çok bakıyordu. Yani çok ağır bir makyaj. O şekilde zaten bizim de dikkatimizi çekti. Yani kapkara yüzü vardı mesela. Hatta biz kendi aramızda şey diyorduk, Arap desek değil, Suriyeli desek değil, bu nasıl bir şekil diye yorumlar yapıyorduk. Tabii insanları görünüşüne göre yargılamamak lazım da. Ben hep yalnız görüyordum, tek görüyordum. Olay günü de sadece bir çocukla gördüm. Çocuğun da kim olduğunu bilmiyorum. 3-4 yaşlarında bir çocuktu yanında. Geçti, bir defa geçti, sonra geri döndü. O kadar. Saat 1-1.30 civarıydı. Aynı kıyafetler vardı üzerinde. Geçti. Hatta o pantolonu, kamuflaj pantolonu daha önce birkaç sefer daha görmüştüm ben onun üzerinde. Zaten medyada... Bombacı bayan açıklandığı anda biz direkt tanıdık. Herhangi bir aracı yok. Adam şimdi geliyor kapıda, abi işe ihtiyacım var, çalışmak istiyorum diye soruyor. Biz de tabii işçiye ihtiyacım olduğu için hemen başlatıyoruz. Bunun herhangi bir kaydını almıyoruz. Git sabıka kaydını getir, şunu getir. Ki zaten bunlar da geçici oluyor. Adam geliyor bir bakıyorsun bir hafta, onlar genellikle hep haftalık çalışır. Bir hafta çalışıyor, bir hafta sonra bir bakıyorsun. Gelmiyor kafasına, parasını alıyor, gelmiyor. Yani öyle bir, buranın sistemi komple böyle ya. Ama buranın %80'i yabancı zaten ha. Yani git bir adres sor, Türk göremezsin, hep Suriyeli genellikle. Şimdi ben kendimden örnek vereyim, ben burada bir tane Suriyeli, Afgan, yabancı birini kendi dükkanın anahtarını verip dükkanda yatırtmam. Sonuçta benim malım var, içeride şey var, yarın işte bir ateş koysa binanın sorumluluğu var. Hani bunlarla alakalı burada öyle bir sistem yok. Ama orada nasıl vermiş, ayrı bir bölüm mü yapmış, onu da bilemeyiz tabii ki. Yani o nasıl bir sistemle yapmışlar ama burada öyle bir sistem yok. Kimse atölyesinde yabancı uyruklu yatırmaz ya. Yani. 4-5 kere, 6 kere görmüşüzdür gelip gittiğini. Dükkan sahibine şey dediğini duydum yani arkadaşlardan. Ev bulamıyoruz, burada kalabilir miyiz dediğini duydum ama kalıyor mu kalmıyor mu kesin bir şey yok. Aynı yurt dışından gelir hani... Çekimser davranır ya böyle, hani bazıları var çok girişkendir, dersin ki ulan bu yabancı mı dersin de bunda hiç değil, kendi halinde girip çıkıp ihtiyacını alan bir tip yani. Öyle zaten öyle bir şey olsa dikkat çeker. Şunu giyin bunu giyin diyen bir tip değil. İki kıyafet gördüm ben, 6-7 kere görmüşümdür iki kıyafet. Bir normal o günkü olaydaki o, bir de siyah bir pantolonu vardı, öyle gördüm. Kapalı gördüm. Hani onun haricinde de dikkat çeken ya da zaten dikkat çekse biz bildiririz. Hani bunlar böyle böyle bundan şüpheleniyoruz diye. Ya atölyenin geçmişi yani atölyenin şeyiyle alakalı yani. Ondan önce 10 yıl önce bir olay oldu öyle kalpazanlık. Ondan sonra hırsızlık olayı. Ondan sonra giren arkadaş işletemedi battı falan. Yani o dükkanın şeyinde bir tarihinde bir şeylik var, şanssızlık var. Valla bundan önceki arkadaşla Suriyeli'ydi, o zaten şey, bir hırsızlık olayı oldu, kod çalındı, onunla fabrikadan ters düştü, ondan sonra bırakıp gitti, bunları devretmiş de 1-1.5 sene diyebiliyorum ben de. Ben zaten sahibiyle falan, ben biraz geri, benim dükkanımda çalışan yok zaten, bir de
Geri duruyorum abi, ben onlardan geri duruyorum yani.